Herkese günaydın. Bugünkü dersimizin başlığından da anlayacağınız gibi konumuz Milattan Sonra 1. yüzyıldaki saray ve villalardaki resimler. Bu derse 3. ve 4. stil Roma duvar resmi de diyebilirdim. Çünkü bugün de Roma duvar resmindeki 4 mimari stili anlatmaya devam edeceğiz. Bunu yapmadan önce geçen ders konuştuklarımızı kısaca hatırlayalım. Geçen ders birinci ve ikinci stil Roma duvar resmini anlatmış. Bu ikisinin ortak noktasının olmayanı var gibi gösterme yani yanılsama amacı gütmesi olduğunu belirtmiştik. Ressamların moloz bir duvarı mermer bir duvara dönüştürmeye yani moloz duvarda bir mermer ilizyonu yaratmaya çalıştığı birinci stili anımsayın. İkinci stil Roma duvar resmine gelince size burada tekrar iki örnek gösteriyorum. Solda şimdi Metropolitan Müzesi'nde olan Publius Fannius Sinisto villasından ve Roma Platinus tepesindeki Augustus villasındaki maskeli odadan birer ayrıntı. Her ikisini de ikinci stil Roma duvar resmini örnek olarak görmüştük. Bu stildeki bir pencereden bakıyormuş izleniminin yaratılması. Yani moloz duvarı bir pencereye, dışarıdaki manzaraya, örneğin peristilli avluya açılan bir pencereye dönüştürülmesiydi. Bunu hatırlayacaksınız. Üzerinde mavi gökyüzüyle, belki de evin peristilli avlusunda bulunan bir kült yeri, bir tolos manzarası. Burada ise pencere sakroidalik bir manzaraya açılıyor. Sakroidalik manzaranın içinde hatta arkasında kutsal unsurlar bulunan bir manzara resmi olduğunu belirtmiştik. Yani her iki stilde de duvarda bir ilüzyon yaratılıyordu. İkinci stildeki ilüzyon panoramik bir penceredir. İkinci stilde bir de Romalı tasarımcıların, ressamların tek nokta perspektifi denemesi yapmış olabileceklerinden söz etmiştik. Çekilen tüm çizgilerin tek bir noktada birleştiği bu perspektifi maskeli odanın ikinci stildeki duvar resminde görmüştük. Ayrıca ikinci stil Roma duvar resmi ile tiyatro mimarisi arasındaki ilişkiden söz etmiş, olasılıkla ahşap gibi dayanıksız malzemelerden Hatta kısmen kumaştan yapıldığı için günümüze kadar ulaşamamış olan tiyatro unsurlarından esinlendiklerini söylemiştik. Yani bu resmin tiyatrolarla bir ilintisi vardı. Hatırlatmak istediğim son bir nokta da İkinci stildeki resimlerde Yunan mimarisinden alıntılar olması ve başlangıçta hem resim sanatında hem mimaride kullanılan sütun alınlık gibi Yunan unsurlarının kurallarına büyük bir bağlılık görülse de zamanla Romalı ressamların bu kuralları bozmaya başlamış olmasıdır. Örnek olarak Tolos'un görünmesi için üçgen alınlığın kesildiğini göstermiş, Yunan mimarisine saygı duyduklarını ama bir yandan da kuralları estetmeye hazır olduklarını söylemiştik. Bu çok önemli bir gelişmedir ve bunu zaten Palestrina'daki Fortuna Primigenia kutsal alanında görmüştük. Orada rampada kullanılan sütun başlıklarını hatırlayacaksınız. Bu başlıklar Yunan bir mimarın asla yapmayacağı şekilde eğimli yapılmıştı. Burada da kuralların bozulduğunu görüyoruz. Bu geçmişe büyük saygı duysalar da yüzlerinin geleceğe dönük olmasını istediklerinin bir göstergesi olarak önemli bir noktadır. Özellikle milattan sonra birinci yüzyıl sonlarında bu yönde daha fazla arayışa girildiğini ve bunun Roma mimarlığı üstünde çok büyük bir etkisi olduğuna tanık olacağız. Üçüncü ve dördüncü stil Roma duvar resimlerini incelerken daha öncekilerden farklı şehirlere bakacağız. Burada yine kampanya haritamız var. Burada yer alan Oplontis kasabasına, buradaki bir villaya bakacağız. Bosco Trekaze'den de önemli bir villayı göreceğiz. Bu iki yerleşiminde daha önce konu ettiğimiz Pompei, Herculaneum ve Bosco Reale'ye ve ayrıca Napoli'ye ne kadar yakın olduğunu görüyorsunuz. Önce Oplontis'teki villaya ya da bu villadaki resimlere bakalım. Burada planını gördüğünüz villa olasılıkla Poppea isimli bir kadına aitti. P-O-P-P-A-E-A Poppea kimdi? Poppea, kötü ünü ile bilinen İmparator Nero'nun önce metresi sonra karısı olan bir kadındır. Poppea, Nero kadar önce onu, önce annesini, ardından karısını ve hatta filozof Seneca'yı öldürtmeye ikna edecek kadar kötücül biriydi. Bu nedenle bu çift ilk başta ruh ikizi gibi görünür. Ama bu ruh ilişkisi Nero'nun sonunda ona da cephe alması ile sonlanır. ve kadın hamile olduğunu söylediğinde karnına attığı tekmeyle onun ölümüne sebep olur. Ama Nero kendi politik çıkarları için onu ölümünden sonra bir divaya dönüştürmüş yani kutsallaştırmıştır. Evet Nero ile karısı Popeya'nın ilginç öyküsü böyle. Milattan önce 20-10 yılları arasında tarihlenen bu villanın Popeya'ya ait olduğunu ya da onun bir süre orada yaşadığını düşünmemizin nedeni Burada yapılan kazılarda üzerinde Popeya'nın Azatlı Kölesi'nin adının yazılı olduğu bir anforanın bulunmuş olmasıdır. Bu buluntu onun da orada yaşadığını düşündürmektedir. Burada kazı yapan arkeologların fark ettiği bir diğer şey de bu evin vezü patlaması sırasında lav ve külle kaplandığında boş olduğudur. Ayrıca etrafta çok sayıda aletin bulunmuş olması da evin bir tür tadilattan geçiriliyor olduğunu düşündürmektedir. Ev olasılıkla depremde zarar görmüştü ve vezu patladığında hala onarım işleri devam ediyordu. Villanın bugün ayakta olan kısmının planına baktığımızda Roma konut mimarlığında yani evlerde villalarda görmeye alıştığımız bir dizi unsuru görüyoruz. Örneğin sütunlarıyla peristilli avlular. İçinde impluvyumu bulunan geniş bir atrium. Burada bir de büyük bir mutfak var. Sütunları görüyorsunuz. Bir kısmı peristillere ait ama villanın dışındaki manzaraya bakan sütun dizileri de var. Bu ev Misterler Villası'nın ikinci evresinde görmeye başladığımız uygulamanın bir başka örneğidir. Yani bu evde de cephe açılmış, daha fazla sayıda pencerenin yanı sıra villanın dışındaki manzaraya açılan sütun dizileriyle de cephe daha aydınlık ve havadar hale getirilmiş. Bugün bizim için önemli olan oda, buradaki 8 numaralı odadır. Bu evin içinde yer alan ve evin bir parçası olan hamamın bir odasıdır. Gördüğünüz gibi basit dikdörtgen planlı olan 8 numaralı oda hamamın kaldaryumu yani sıcak odasıdır. Ve içinde ikinci stil Roma duvar resmi olarak bildiğimiz stilden üçüncü stil Roma duvar resmi olarak adlandırılan stile geçişi simgeleyen tarzda çok ilginç resimler vardır. Bu villanın günümüzdeki halidir. Gördüğünüz gibi bu da Herkülanyum'dakiler gibi apartmanlarla çevrelenmiş. Bu orijinal villanın sadece bir bölümüdür. Ama bu haliyle bile ilk başta gördüğümüz kapalı Domus Italica tipi evlerle kıyaslandığında ne kadar açık olduğunu anlayabiliyoruz. Burada yapıya açıklık kazandıran kapıları, sütun dizilerini, ayrıca peristil avluları görüyorsunuz. Dediğimiz gibi bu villa yapılarda açıklığa doğru giden önemli bir gelişimin parçasıdır. Villanın içinde hem ikinci hem üçüncü stil Roma duvar resmi vardır. Bu da yapıyı çok ilginç kılan bir başka özelliktir. Zira burada bir stilden diğerine geçişi açık bir şekilde izleyebiliyoruz. Bu arada birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü stillerle ilgili olarak şunu da belirtmem gerekir. Bu stillerden birinden diğerine bir evrim, bir gelişme olması gerekmez. Yani demek istediğim bu ressamların, işverenlerin aklında A noktasından başlayacağız ve zamanla D noktasına geleceğiz diye bir yaklaşım yoktu. Burada kronolojik bir evrimden söz ederken söylemek istediğimiz aslında stil değişikliği, bir anlamda modadaki yani bezeme modasındaki değişimdir. Ve tabii ki bu modaya dünyanın farklı kültürlerinden gelen etkiler de katkı sağlamıştır. İkinci stilden üçüncü stile geçişte bu stiller arası dönüşümden anladığımız kadarıyla aslında ikinci stil henüz popülerken bu evlerin sahipleri yeni bir şeyler denemek istemişler. Bu da çok anlaşılır bir şeydir. Bir şeye artık herkes sahip olmuşsa yenilenme zamanıdır. Yani sözünü ettiğimiz maskeli oda, Fannius Sinistor ve burada perdenin solunda gördüğümüz Oplontis duvarlarındaki dönüşüm, bir stil hala son derece sevilirken bir başka arayış içine girildiğinin göstergesidir. Oplontis örneğinde göreceğimizde Tam budur. Üçüncü stili tanıtmaya başlarken, Oplontis'teki bir ikinci stil resmiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu bizi üçüncü stile yönlendirecek. Burada solda bu resimden bir ayrıntı görüyoruz. Bu resmi Bosco Reale'deki Fannius Sinistordaki ikinci stil duvar resminin bir bölümüyle kıyaslayalım. Sanırım ikisi arasındaki benzerliği görüyorsunuz. Amaçlar aynı. Ressam duvarda bir manzara penceresi açıyor ve bu pencereden içinde bir de yuvarlak bir kült binası bulunan manzara görünüyor. Oplontis'te de aynısını görüyoruz. Bu örnekte yuvarlak kült binasının sütunları arasından kült heykeli görülüyor. Yuvarlak kült binası yani tolos Roma evlerinin bahçelerinde görülebilecek tipte bir peristille çevrelenmiş. Aynen Bosco Reale'deki gibi bizi manzaradan ayıran kapıyı ve yapının üstünde mavi gökyüzünü görüyoruz. Ayrıca ikinci stilin özelliklerinden biri olan Sağlam, bize doğru taşan sütunları ve bunların taşıdığı dışa taşkın entablatürü ve yine kasetli tavanı ile lentoyu görüyoruz. Yani Oplontis'te gördüğümüz ikinci stil resim, Bosco Reale'de ve Pompei'de Misterler Villası'nda Kubikulum 16'da gördüğümüz ikinci stil örneklerine çok benzer. 8 numaralı odaya Kaldarium'a baktığımızda ise yüzeysel olarak bunlara benzeyen ama aslında çok farklı olan bir resim görüyoruz. Sanırım bu farkları benim kadar siz de görebiliyorsunuz. Burada üç ayrı duvara bakıyoruz. Önemli olanlar arkadaki duvar ve onun solunda ve sağındaki duvarlar. Yakından baktığınızda kullanılan renklerin benzer olduğunu görürsünüz. Ünlü Pompey kırmızısı, hoş bir kahverengi, biraz siyah Biraz altın sarısı kullanılmış ve hızlıca bakarsak yine ortada üzerinde mavi gökyüzüyle bir tür manzara resmi görürüz. İkinci stil resimleri bilen biri olarak, aa evet, arkadaki manzaraya açılan bir başka pencere diyebilirsiniz. Ama dikkatle bakarsak bunun pek de öyle olmadığını görürüz. Sanatçı burada ikinci stilin derinliği olan panoramanın değil, onun yerine duvardaki düzlüğün hakkını vermiştir. Düz bir duvar nedir? Düz duvar, süslenecek bir yerdir. Yani duvarın bütünlüğünü korumak, üçüncü stil Roma duvar resmi olarak adlandırdığımız stildeki anlayışın özüdür. Ressamın duvarı işleyiş biçimini görüyorsunuz. Bir dizi alan var. Altta kahverengi alan ya da su basman, ikinci sıra pompey kırmızısı renge boyanmış ve üstteki sırada altın sarısı renkte. Bunların hepsi duvar boyunca uzanan bir dizi şerit gibi görünmektedir. Size biraz daha aydınlık bir resim gösteriyorum. Sanırım burada daha iyi görüyorsunuz. Kahverengi alan, kırmızı alan ve altın rengi alan. Merkezdeki resme bakarsanız, burada bazı mimari elemanlar olduğunu göreceksiniz. Ama bunlar ikinci stildeki gibi sağlam görünümlü mimari elemanlar değil. Bunlar çok basite indirgenmiş. Şuna bakın. Birazdan ayrıntılı olarak göreceğiz. Bunlar aslında tepelerinde başlıkları olan sütunlar. Ama uzaktan sütun gibi görünmüyorlar. Düz duvar üstünde beyaz ince şeritler gibi görünüyorlar. Gördüğünüz gibi bir lentoyu ama derinliği olmayan düz zarif bir lentoyu destekliyorlar. Uzaktan bakıldığında bu da bir çizgi gibi görünüyor. Sanırım burada ayrıntıları görmemiz iyi olacak. Ama önce kaldaryum 8'in duvarı ile biraz önce baktığımız ikinci stil duvarın kıyaslamasını görmenizi istiyorum. Sanırım burada farkı daha net görüyorsunuz. Bu örnekte sağlam güçlü sütunlar, duvarda arkadaki manzaraya açılan bir pencere var. Bu ise çok farklı. Evet mavi gökyüzü var. Evet bir ağaç var. Ama sahne bir çerçeve içine alınmış. Orta panonun ayrıntısına bakarsanız sanırım daha iyi anlayacaksınız. Bu arada burada betimlenen manzara pek de bir evin penceresinden görülebilecek bir manzara değil. Mitolojik bir sahnedir. Burada mitolojik kahraman Herkül'ü görüyorsunuz. Herkül 12 işinin sonuncusunu tamamlamış, Hesperitlerin elmalarını geri getirmiş. Elmalar kayanın üzerinde duruyor. Herkül de son işini tamamlamış, bunu kutluyor. Ağacı kucaklamış gibi görünüyor. Ağaca sarı bir kurdela sarılı. Bildiğiniz gibi bugün biz de çeşitli sebeplerle ağaçlara sarı kurdelalar bağlıyoruz. Romalıların bunu ne amaçla yaptığını tam olarak bilmiyoruz ama Roma resimlerinde sık rastlanan bir şeydir. Ama burada görevini tamamlamış ağacın yanında duruyor. Ağaç mavi gökyüzüyle çevrili. Ama sanırım bunun gerideki manzaraya açılan bir pencere olmadığını görüyorsunuz. Çünkü sahne bir çerçeve içine oturtulmuş. Ressam çerçeve hattını siyah koyu siyah renkle belirtmiş. Şimdi bunun ikinci stilde sözünü ettiğimiz eski siyah perdeyle bir ilgisi var mı? Üzerinde düşünmek ilginç olabilir. Ama bize düz yüzeyi, üzerinde resim panası olan, düz bir duvarı belirgin hale getiren basit bir çerçeve gibi görünüyor. Resim duvarda asılı gibi görünüyor. Yani bir pencere, bir panorama amacıyla yapılmamış. Siyah çerçevenin yanı sıra farklı bir biçimde şekillendirilmiş, çok ince işlenmiş bir çerçeve daha var. Bu ayrıntıda ayrıca uzaktan beyaz çizgi gibi görünenlerin aslında sütun olduklarını görüyorsunuz. Sütunların başlıkları var ve bir lento taşıyorlar. Ama uzaktan öyle görünmüyor. Bu sütunlar ve başlıklar daha önce gördüklerimizden çok farklı. Dediğim gibi çok basite indirgenmişler. Son derece narinler. İkinci stildeki sağlam sütunlar yok. Herkül panosunun üstünde biraz sonra ayrıntılı olarak da göreceğiz. Sarı alanda da bir dizi figür var. Belki burada daha iyi göreceksiniz. Burada su basmanı da görüyorsunuz. Belki genel görüntüde de fark etmişsinizdir, duvarın bu kenarında bir niş var. Sığ, dikdörtgen bir niş. Resim nişin içine doğru devam ediyor. Ve bu aksi duruma kıyasla biraz derinlik hissi veriyor. Ve nişin üstünde yine boyanmış olduğunu gördüğünüz bir sofit var. Herkül sahnesinin tam üstüne bakarsanız göreceksiniz. Bunu birazdan daha ayrıntılı olarak göstereceğim. Bir sitarist yani sitar çalan bir adam var. Burada oturmuş müzik aletini çalıyor. Onun iki yanında pano içinde resimler var. Bunların üstündeki panoda da tavus kuşları betimlenmiş. Tavus kuşları önden çizilmiş, bize doğru bakıyor. Sitariste ve tavus kuşlarına bakarsanız bir yer çizgisi üzerinde durduklarını göreceksiniz. Ama bu yer çizgisinin bir derinliği yok. Aslında gerçekte pek de durulamayacak bir yerde duruyorlar. Bu üçüncü stilin ilginç özelliklerinden biridir. Ve yine duvarın düzlüğünü korumakla ilintili bir yaklaşımdır. Sofite bakarsanız bunun da kırmızı ve altın sarısı renklerle boyandığını görürsünüz. Burası da bir dizi panoya bölünmüş. Bu panolarda da boşlukta yüzer gibi görünen mitolojik figürler var. Boğa üstünde bir kadın. Birazdan ayrıntısını göreceğiz. Herhangi bir mekanda değil, süzülüyor. İki yanda tepesinde deniz kabuğu, içinde ayakta duran bir figür olan birer niş. Bunların altında da garip bir şekilde natürmortlar var. Burada da tüm ayrıntıları görüyoruz. Burada staristin altında kahverengi bir çizgi var ama boşlukta duruyor gibi. Duvarın düzlüğü ile bu oturacak bir yer yokken oturuyor gibi görünen figür arasında ilginç bir çekişme var. Tavus kuşlarında da aynı durum söz konusu. Görüyorsunuz. Biri şu beyaz düz çizginin üstünde duruyor. Ayakları biraz dışa taşmış gibi. Burada da düzlük ile derinlik hissi arasında bir çekişme var. Bunun altında bu sakroidalik manzaralar yer alıyor. Bunlar da yine siyah çerçeve içine alınmış, bunların bir resim galerisindeki resimler gibi duvara asılı olduğu vurgulanmış. Bu ikinci stildekinden çok farklıdır. Burada elinde bir kurban kabıyla tepesinde bir deniz kabuğu olan, niş içinde duran gizemli bir figür. Altında meyva tasviri olan bir natürmort. Sonra burada üstte, üçüncü stil duvar resminde çok yaygın hale gelecek olan bir figür var. Bu, kırmızı, siyah veya beyaz renkli bir pano içinde betimlenmiş, çoğu kez çıplak olarak bir boğa üstünde süzülen kadın figürüdür. Hayvanın ön kısmı boğa ama arkasında balık kuyruğu var. Yani bu gördüğümüz gibi boğa benzeri bir deniz yaratığıdır. Oplontis villasındaki bu oda, Kaldaryum 8 çok önemli bir odadır. Bu resim, bu villada da örneği olan ikinci stilden, Roma resminde yeni bir modaya geçişin iyi bir örneği gibi görünmektedir. İki odada da olgun dönem üçüncü stil örnekleri bulunmaktadır. Boskot Rekaze'deki Agrippa Postumus villasında bulunan ve isimlerini hak eden renklere sahip bu odalardan biri kırmızı, diğeri siyah odadır. Olasılıkla milattan önce 11 civarına tarihlenen bu villanın imparatorluk ailesiyle de bir bağlantısı olduğu düşünülmektedir. Ev olasılıkla ilk imparator Augustus'un tek çocuğu kızı Julia'nın onuruna yapılmış. Julia'nın daha sonra Roma'nın ikinci imparatoru olan Tiberius'la T I B E R I U S. Tiberius'la yaptığı evlilik bu evin dekore edilmesinin nedeni olabilir. Ev Julia'nın Marcus Agrippa isimli başka bir erkekten olan oğlunun son oğlunun ismi olan Agrippa Postumus adını almıştır. Çocuğa Agrippa'nın ölümünden sonra doğduğu için Agrippa Postumus adı verilmiştir. Onun da bir dönem bu evde yaşamış olduğu konusunda yorumlar vardır. Ama bizim için burada önemli olan bunun da aynen Oplontis'teki villa gibi imparatorluk ailesinden birine ait olmasıdır. Bu önemlidir. Çünkü bu, bu evlerde sadece aynen Roma'daki Augustus evinde ya da Prima Porta'daki Livia villasında olduğu gibi en iyi sanatçıların çalışmış olabileceğini değil, aynı zamanda ikinci stilden üçüncü stile, üçüncü stilden dördüncü stile bu ilginç geçişlerin imparatorluk için çalışan dönemin en iyi sanatçılarının iradesiyle gerçekleşmiş olabileceğini de düşündürür. Durumun böyle gelişmiş olduğunu düşünmek konuyu biraz daha anlaşılır kılmaktadır. Bu Boskotrekaze'deki Agrippa Postumus villasının kırmızı odasıdır. Burada da Oplontis villasındaki Kaldarium 8'de gördüklerimize benzer bazı özellikler görüyoruz. Sağlam sütunlar veya duvardaki pencerevari açıklıklar tümüyle yok olmuş. Aslında örneğin, Roma'lılar o tek nokta perspektifi arayışına bir daha hiç dönmemişler. Duvarın bütünlüğü, düzlüğü korunmakta ve duvar sadece bezenecek düz bir yüzey olarak algılanmaktadır. Duvarın sistematik olarak sıralar halinde bezendiğini görüyoruz. Altta siyah bir su basman, ortada kırmızı alan, üstte yine bir kırmızı alan ve burada önceki ikinci stil duvar resmini çağrıştıran bazı öğeler de vardır. Duvardaki düzene bir bütün olarak bakarsanız, hala iki yanında birer kanat olan merkezi bir pano görürsünüz. Bunlar sözünü ettiğimiz tiyatro tasarımındaki Reca ve Hospitalia'dır. Yani duvarda kesinlikle hala o stilden izler var. Ama tamamıyla düzdür. Siyah alan, kırmızı alan. Burada yine üzerinde başlıkları ile sütunlar olsa da bunlar uzaktan düz duvar üstünde beyaz şeritler olarak görülür. Ve bu sanatçı tarafından kasıtlı olarak yapılmıştır. Bu da orta pano ama bu arkasındaki manzarayı açılan bir pencere panosu değil. Sadece bir panodur ve o amaçla yapılmıştır. Bu belki de evin ya da villanın duvarına asılı boyalı bir mermer pano imitasyonudur. Ama burada boya ile yapılmıştır. Sonuç olarak burada Bosco Trekerze'deki kırmızı odada izleyicinin düz duvarı asılı bir pano görmesi amaçlanmıştır. Burada bazı bitkisel bezemeler de görüyoruz. Son derece narin. Düz duvarın üst kısmını bir hacme sahip olmaksızın süslüyor. Yani kaldaryum 8'de gördüklerimize çok benzer sakroidalik manzarayı daha iyi görebileceğiniz bir ayrıntı. Gördüğünüz gibi bildiğimiz diğer sakroidalik manzaralarla aynı özellikleri paylaşıyor. Üstünde bir urne bulunan sütun şeklinde bir kült yeri, arkasında bir ağaç. Geride pencereli bir duvar ve sürüleriyle bir grup çoban ve başka figürler. Olasılıkla kült etrafında yapılan bir ritüele katılmışlar. Burada çok net gördüğünüz gibi pano siyah bir çerçeve içine alınarak resmin bir çerçeve içinde olduğu gayet belirgin bir şekilde ifade edilmiş. Bundan başka sütunların da ne kadar zarif ve belli belirsiz olduğunu görüyorsunuz. Hatta bunlara sütunce yani küçük sütun bile diyebiliriz. Bunların herhangi hacme sahip olmaları izleyiciye bir derinlik hissi vermeleri değil, Düz duvara yerleştirilen panoyu çerçeveleyen ikinci bir çerçeve olması amaçlanmıştır. Sanırım bu resmi Platinus Tepesindeki Augustus evinin maskeli odasında gördüğümüz olgun ikinci stil ile kıyaslamak öğretici olacaktır. Yani bir imparatorluk üyesi tarafından yaptırılan olgun bir ikinci stille yine imparatorluk üyesi olduğunu tahmin ettiğimiz bir işveren tarafından ısmarlanan olgun bir üçüncü stil duvar resmi. Her ikisinde de arka planı beyaz olan sakro idealik manzara söz konusudur. Ama burada en önemli farkın sadece sağlam mimari öğelerin varlığı olmadığını, aynı zamanda beyaz arka planın mimarinin gerisinde devam ediyor olduğunu görüyorsunuz değil mi? Burada, burada, burada. Bu beyaz arka planın devam etmesi orada içine girip dolaşabileceğiniz puslu bir manzara varmış hissi yaratıyor. Ama burada öyle bir his yok. Burada duvara asılı duran çerçeveli bir panodan fazlası yok. Bana şimdi duvarın doğal yapısına saygı göstermek ve düz duvarı boyamakla ilgili olarak yani birinci stil Roma duvarına geri mi döndük diye sorabilirsiniz. Burada birinci stil Roma duvar resminden daha önce de baktığımız bir örnek gösteriyorum. Durum birinci stilde gördüğümüzden gerçekten çok farklı. Birinci stilde duvar aslında düz değildi. Burada duvar kabartma olarak bir dizi mimari alana ayrılmış. Her blok ayrı bir renge boyanmış, böylece bir yanılsama yaratılmış. Neydi bu yanılsama hatırlayalım. Bunun düz bir duvar değil de dünyanın çeşitli yerlerinden getirilen mermer bloklarla inşa edilmiş egzotik ve pahalı bir duvar olduğu yanılsamasıydı. Yani aslında olmayanı varmış gibi gösteren bir ilizyondu. Ama burada üçüncü stilde hiçbir şekilde bir ilizyon söz konusu değil. Burada düzlüğü korunmuş, boyayla bir tür duvar kağıdı gibi kaplanmış, bugün bizim de yaptığımız gibi üzerine resimler atılmış bir duvar var. Boskot villanın bir de siyah odası var. Odanın bu şekilde adlandırılmasının nedeni oda duvarlarındaki hakim rengin siyah olmasıdır. Bu oda olgun üçüncü stil Roma mimari resminin özünü oluşturan örnekleri nedeniyle çok önemlidir. Burada yine odanın iki yanında kanatları olan merkezi bir alan şeklinde bölümlere ayrıldığını görüyoruz. Aynı şekilde boyama alanlara da ayrılmış. Altta kırmızı, ortada siyah, üstte yine siyah alanlar. mimari elemanlar olduğunu görüyoruz ama uzaktan yine duvar üzerinde şerit gibi görünüyorlar. Ama yakından, birazdan daha yakından bakacağız. Yakından bakıldığında bunların tepesinde başlıkları olan çok ama çok inceltilmiş küçük sütunlar olduğunu görüyoruz. Ve bakın bu durum resmin her tarafı için geçerlidir. Sütunlarda boylu boyunca bitkisel motiflerle süslenmiştir ki bu da bunların gerçek bir sütun olarak değil dekoratif amaç unsurlar olduğunu vurgular. Sütunlar, daha doğrusu bu küçük sütunlar yine çok basit bir alınlık gibi görünen bir üst yapıyı destekliyor. Gördüğünüz gibi tepesi hafif sivri. Bu çok ilginç bir resim. Zira sütunların en üst kısmına frize dikkatle bakarsanız, orada çok hafif bir derinlik hissi olduğunu göreceksiniz. Bakın nasıl dalgalanıyor. Şurada ve şurada girinti yapıyor. Ortada da kıvrılıyor. Yani burada çok hafif bir hacim, bir derinlik var ki bu da bu olağanüstü resmin şaşırtıcı unsurlarına, gizemlerine bir yenisini ekliyor. Ayrıntılarda çok ilginç şeyler var. Örneğin şu kuğular bu kuğuları unutmayın. Bu ev olasılıkla yine imparatorluğa ait bir ev. Zira İmparator Augustus için kuğuların çok önemli olduğunu ve Roma'da bir mimari ve heykeltraşlık başyapıtı olan Arapakis'te de belki de kendi kurduğu yeni altın çağı bir gönderme olarak kuğu bezemeleri yaptırdığını göreceğiz. O kuğuları burada da görüyoruz. Küçük kollu kandelabrum benzeri fenerlerin üstünde duruşlarına bakın. Sonra şunlar da hiç de bir ağırlık taşıyacakmış gibi görünmeyen kıvrık bir akantus filizi üstündeler. Filiz üstünde kuğular. Ne garip. Gerçekte böyle bir şey olamaz. Bu da yine resmi şaşırtıcı kılan betimlemelerden biridir. Bu da ilginç bir başka ayrıntı. Yine kollu bir kandelabrumun taşıdığı bir resim panosu. İzleyicinin bunu duvarda asılı bir resim gibi görmesi amaçlanmış. Ama dikkatli bakarsanız bu panoda Mısır kökenli motifler görürsünüz. Augustus'un Marcus Antonius ve Kleopatra'ya karşı ünlü Aktium Savaşı ile kazandığı zaferin ardından Roma'da, İtalya'da aşırı bir Mısır çılgınlığı başladı. Augustus en başta bu Mısırlı motifleri Kleopatra ve Antonius'a karşı kazandığı zafere siyasi bir gönderme olarak kullandı. Ama zaman içinde bir moda haline geldi ve bu Mısırlı motifler sadece imparatorluk konutlarında değil, hemen hemen her yerde kullanılmaya başlandı. Orta alandan bir başka ayrıntı. Burada bunların üstünde başlıkları olan gerçekten küçük sütunlar olduğunu görüyorsunuz. Ayrıca buradaki içinde portreler olan madalyonları da görüyorsunuz. Resim gittikçe ne kadar hayali hale geliyor görüyorsunuz. Bunun üzerinde başlığı ile küçük bir sütun olduğu gayet net. Ama içinde portre olan bir madalyonu taşıyor. Bunun da üzerinde süslü bir kıvrım. O da kenardan sarkan süsleri olan bir alınlığı taşıyor. Bunların hepsi fantastik unsurlar. Belli ki buradaki şu sarkan motif gibi muhteşem ayrıntılarla uğraşırken epey eğlenmişler. Madalyon içindeki portreler de ilginç. Çok sayıda araştırmacı bunların Apollon gibi tanrılara ait olduğunu ileri sürer. Ama bazıları da, ki ben de bu fikre sıcak bakıyorum, portrelerin evliliği onuruna bu evin yapıldığı Julia'ya ve üvey annesi Augustus zamanında Roma'nın imparatoriçesi olan Livia'ya ait olduğunu düşünmektedir. Tüm bunların en ilginci de panonun ortasında yüzer gibi görünen şu küçük sakroidalik manzaradır. Üçüncü stil Roma duvar resminde ya şimdiye kadar gördüğümüz gibi ortada bir çerçeve içine alınmış resimli panolar ya da ortada yine yüzer gibi görünen figürler vardır. Bu yüzen unsurlar ya bir yarı boğa yarı deniz canlısı olan bir yaratığın sırtında kadın figürü veya burada gördüğümüz gibi sakroidelik bir manzara olabilir. Bu sakroidelik manzaraya yakından bakarsak, bunun da daha önce gördüğümüz kültü yeriyle, sütun ve yapılarıyla, ortadaki ağacıyla, etraftaki ağaçlığıyla ve öndeki tören sahnesiyle diğer sakroidelik manzaralarla aynı tipte olduğunu görürüz. Ama bu uzaktan düz, geniş siyah bir duvarın ortasında boşlukta yüzen bir nesne gibi görünür. Yani odadaki birçok dekoratif unsurdan sadece bir tanesidir. Geçen ders Prima Porta'daki villadan harika bir resim görmüştük ve bunun ikinci stil duvar resminin özünü temsil eden bir örnek olduğunu söylemiştik. Çünkü oradaki duvar daha önce gördüğümüz örneklere kıyasla çok daha panoramik bir görüntüye sahipti. Bu resmin özelliklerini de ayrıntılı olarak incelemiştik. Bu tip bahçe manzaralarının üçüncü stil Roma duvar resminde de iyi bir konu olacağı aklımıza gelmezdi ama düz duvar üstünde bahçe manzarası olan ve üçüncü stil Roma duvar resmi olarak tanımlanan örnekler var. Şimdi bundan söz edeceğiz. Bu gördüğümüz resim Pompei'de Orchard evi olarak da bilinen Casa del Frutteto'da Orchard Kubikulum'un duvarındadır. Milattan sonra 25-50 yılları arasına tarihlenir. Yani nispeten geç bir örnektir. Burada kronoloji de önemli bir noktadır. Üçüncü stil Roma duvar resmi oldukça uzun ömürlü olmuştur. Milattan önce 20-10'lara tarihlenen Oplontis örneğinden söz etmiştik. Şimdi milattan sonra 50'ye kadar uzanan geç bir tarihe ait örnekten konuşuyoruz. Bu, bu tek stilin kullanımda kaldığı 60-70 yıllık bir süreç demektir. Yani moda döngülerinden söz ediyor olsak da bu dönemlerde moda öyle çabuk değişmiyordu. Burada üçüncü stil Roma duvar resmi olarak tanımlanan bir bahçe manzarası görüyoruz. Şimdi bunu neden üçüncü stil olarak sınıflıyoruz? Alanlara bölünmüş. Burada aşağıda siyah bir su basmanımız var. Burada da bir çit. Hatta Libya'nın bahçe manzarasında gördüğümüzden daha hacimli bir çit gibi görünen bir alan. Çit üstünde mermer kaplar, vazolar duruyor gibi görünüyor. Şu alt kısma bakıp burada sanki biraz derinlik var gibi diyebilirsiniz. Aslında çitin kapısına bakarsanız burada bir derinlik verme girişimi olduğunu görürsünüz en azından kapıda. Yani burada öyle bir girişim var. Ama üst alana baktığınızda ressamların yine duvarın düzlüğünü koruduklarını siz de göreceksiniz. Evet burada sütunlar var ama bunlar hacmi olan sütunlar değil. Basite indirgenmiş sütunlar. Belki Bozkotrakaze'deki kadar değil ama yine de basitleştirilmiş. Üstünde başlıkları var. Ama odanın içinde uzaklaşıp bakarsanız bunlar düz siyah bir duvarın üstünde altın rengi şeritler gibi görünür. Aslında duvarın da Prima Porta'daki Livia örneğindeki gibi mavi değil de siyah olması çok dikkat çekicidir. Sanatçının ağaçları sütunlardan oluşan bir çerçeve içine nasıl yerleştirdiğine bakın. Yakından bakarsanız tek bir yaprağın dahi üst üste bilmediğini, tek birinin dahi sütunların arkasında kalmadığını göreceksiniz. Her şey bu sütunların arasındadır. Çok somut, çok düz olarak tasvir edilmişlerdir. Böylece sütunların arkasında uzanan bir bahçe manzarasına bakıyor izlenimi değil de daha ziyade Japon resmi benzeri bir şeye bakıyormuş izlenimi ediniyoruz. Yani bu ağaç tasvirleriyle bezenmiş düz bir duvardır. Sütunlar arasında uzanan bir ağaçlık manzarası değil. Bence gerçekten olağanüstü bir tasvir. Burada Casa del Frutteto duvarındaki ağaçla Prima Porta'daki Livia villasındaki ağacın ayrıntılarına bakarsak ikisi arasındaki farkı görebiliriz. Burada resme gerçeklik hissi veren mavi bir arka plan ve anımsayacağınız gibi dağlar vardı. Burada ise siyah fon çok farklı bir etki yaratmaktadır. Burada sanatçının ne kadar iyi bir doğa gözlemcisi olduğundan, dışarı çıkıp gerçek ağaçlara, yaprakların rüzgarda sallanmasına, yapraklar üzerindeki ışık gölge oyunlarına baktığından söz etmiş sanatçının uçan yapraklara ve dallara konan kuşları ne kadar gerçekçi betimlediğini dile getirmiştik. Buradaki farka bakın. Yapraklar çok güzel yorumlanmış ama yorum hepsinde aynı. Gölge ve ışık farkı yok. Burada aynı his yok. Durağan görünüyorlar. Rüzgarda kımıldayabilecek gibi durmuyorlar. Durağan motifler. Kuşun farkına bakın. Siyah zemin üzerinde bir motif gibi. Gördüğünüz gibi Prima Porta'daki Livia villasındaki kuşta olduğu gibi bir hareket hissi algılamıyoruz. kuş buradaki birçok motiften biri. Ağaca tırmanan kıvrımlı bir yılan. Ağacın gövdesine sarılmış sürünerek yukarı doğru çıkan yılan betimlemesinde bir tür derinlik hissi algılıyoruz. Sanki bizimle bir tür oyun oynuyorlar gibi. Burada bir miktar derinlik hissi, hareket hissi var. Sanırım bu sanatçının yarattığı ilginç bir oyun. Ama bir bütün olarak bu resim, alışılmadık bahçe manzarası konusuna rağmen 3. stil Roma duvar resminin tüm ilkelerine sadık kalan bir resimdir. Kampanyada görülen 3. stil Roma duvar resminden söz ettik ve birçoğunun bir şekilde imparatorluk ailesiyle ilintili olduğunu belirttik. Aynı durumu Roma'da da görüyoruz. Şimdi Roma'dan özellikle buradaki İmparator Nero'ya ait Domus Aurea'dan yani altın evden bahsetmek istiyorum. Burada Nero'ya ait olan Domus Aurea'nın ünlü sekizgen odasını görüyoruz. Bu oda Roma mimarlığının en görkemli mekanlarından biridir. Bu geniş bir okulusu olan sekizgen bir oda. Betondan yapılmış, ışınsal inişleri olan, bir anlamda Pompei'deki Stabia ve Forum hamamlarındaki örneklerin heybetli bir örneği gibi. Bu mekan Nero zamanında yaşanan önemli mimari gelişimin bir parçasıdır. Bu çok önemli konudan daha sonraki bir derste ayrıntılı olarak söz edeceğiz. Ama resimlerinden burada ayrı olarak bahsetmek bunları Pompei'deki resimlerle bağlantılı olarak değerlendirmek konuyu işleme açısından bana daha uygun geldi Şimdi Nero'nun Domus Aurea'sında bulunan ve hem üçüncü hem dördüncü stilde yapılmış olan resim örneklerine bakalım Burada yine imparatorluk ailesine ait bir mekan bu örnekte bir saray ve bir Roma duvar dekorasyonu stilinden diğerine, bu örnekte üçüncü stilden dördüncü stile ilginç bir geçiş söz konusudur. Domus Aurea resimleri üç nedenle önemlidir. Bunlardan birincisi, bu resimleri kesin olarak tarihliyor olabilmemizdir. Domus Aurea'daki hem üçüncü stil hem dördüncü stil resimler, Milattan sonra 64-68 yılları arasında yapılmıştır. Ayrıca bu resimlerle ilgili çok ender olarak edinebildiğimiz bir bilgiye daha sahibiz. Domus Aurea'daki hem 3. stil hem 4. stil resimleri yapan ressamın adını biliyoruz. Fabullus. F A B U L L U S. Fabullus göreceksiniz adına yakışır bir şekilde gerçekten şahane bir ressam. Fabulusu Plinius'un P L I N I U S. Plinius'un yazdıklarından tanıyoruz. Çoğunuz sanat hakkında çok şey yazmış olan Plinius'u olasılıkla okumuşsunuzdur. Plinius, Fabulius'un Roma'daki Domus Aurea'nın ressamı olduğunu yazar ve Fabulus hakkında ilginç bazı notlar da getir. Örneğin Fabulus'un resim yaparken toga giydiğini yazar. Toga ile resim yapmak bugün takım elbiseyle resim yapmak gibi bir şeydir. Toga giyip resim yapmak pek olacak bir şey değil. Fabulus da gerçekten toga ile mi resim yapıyordu bilmiyoruz. Ama en azından öyle anılıyor. Bu da onun işini çok ciddiye aldığı anlamına gelir. Plinius aynı zamanda Domus Aurea'nın Fabulus'un hapishanesi olduğunu da yazar. Neden hapishanesidir? Domus Aurea'yı görenleriniz varsa Görmeyenleriniz de umarım Roma'ya gidip görür zira kesinlikle görülmesi gereken çok sıra dışı bir yer. Gidince göreceksiniz. Burası ardı ardına dizilen koridorlardan oluşan bir yerdir. Ayrıca da çok az bir bölümü bugüne ulaşmıştır. Yani eğer Fabulus'un görevi Domus Aurea'nın bütün duvarlarını ve tavanlarını resmetmekteyse, bu gerçekten bir ömür sürmüş olmalı. Domus Aurea onun için bir anlamda hapishane olmuş olabilir. Belki de onu Michelangelo ile kıyaslamak ilginç olur. Onun kadar iyi olmasa da Fabolus bir anlamda kendi zamanının Michelangelo'suydu. Michelangelo'yu ve Sistine tavanını düşünün. O da tüm vaktini bu muhteşem resmi yapmaya adamıştı. Size koridorlardan birkaç görüntü gösteriyorum. Neden böyle koridorlar olduğu konusunda ayrıntıya girmeyeceğim. Ama Domus Aurea'nın korunan kısmı yer altındaki bölümüdür. Yapı daha sonra söz edeceğimiz gibi sonraki bir imparator tarafından yerle bir ettirilip üzeri kapatılmıştır. Yani bugün yapıyı görmeye gittiğinizde yer altına girmeniz gerekiyor. Yapı Rönesans'ta yeniden keşfedilinceye kadar çok uzun bir süre toprak altında kaldı. İlginç bir şekilde ünlü ressam Rafael'in burayı ziyaret ettiğini ve Domus Aurea resimlerini ilk gören kişilerden biri olduğunu biliyoruz. Biliyoruz çünkü Rafael ardında Rafael buradaydı gibisinden bir duvar yazısı bırakmıştır. Oraya gittiğini bildiren bu yazıyı bıraktığı için şanslıyız. Böylece Vatikan'daki Resimleri Rafael tarafından yapılmış olan bu sundurmayı görünce şaşırmadık. Şimdi solmuş olsalar da Domus Aurea resimlerinin Rafael üzerinde ne kadar büyük etkisi olduğunu görüyorsunuz. Domus Aurea'dan 3 oda göstereceğim. Bu siyah beyaz resmi göstermek zorunda olduğum için özür dilerim ama orada resim çekmek çok güç ve bu odaya ait elimdeki tek fotoğraf bu. Burası Sala Deyli etti, yani kuşlar odası olarak adlandırılan oda. Ve bu odadaki resimler göstereceğim diğer resimler gibi milattan sonra 64-68 yılları arasına tarihlenmektedir. Gördüğünüz gibi bu bir üçüncü stil duvar resmidir. Üçüncü stil duvar resminin tanımladığımız tüm özelliklerine sahiptir. Gördüğünüz gibi düz bir duvardır. Bu örnek kırmızı ya da siyaha değil beyaza boyanmıştır ki bu da onu daha da zarif kılmaktadır. Duvarın bütünlüğü kesinlikle korunmuş ve beyaza boyanmış. Uzaktan şerit gibi algılanan, çok basitleştirilmiş mimari elemanları da görüyorsunuz. Bazı çerçeveler burada gördüğünüz gibi çok narin bitkisel motiflerle süslenmiş. Merkezdeki panolarda bu odaya adını veren küçük kuşlar var. Kuşlar panoların ortasında boşlukta yüzer gibi tasvir edilmiş buradaki birçok bezeyici motiften biri. Sonuç olarak duvarın düzlüğü algılanıyor. Bu, ressam tarafından boyanan düz bir duvardır. Evet, bu Sala Deyli Uçeletti ve üçüncü stil duvar resmi. Bu, Domus Aurea'dan bir tonoz. Renkler konusunda daha iyi fikir verdiği için iyi bir görüntü. Burada da arka plan beyazdır ve yine duvarın bütünlüğü korunmuştur. Sanatçı duvarı bir dizi panoya ayırmış ve bunların ortasında deniz yaratıkları resmetmiş. Burada da figür çerçeveli panonun ortasında yüzer gibi görünmektedir. Bunları bir başka dünyadan manzaralar olarak değil, çerçeveli panolar olarak görmemiz istenmiş. Bu çerçevelerin çiçekli bitkisel motiflerle çok zarif, çok etkileyici bir şekilde süslendiğine de dikkat edin. Bu çiçekler sanki hemen yok olup gidecekler gibi. Beyaz fon üstünde hiç yükü yok gibi. Yani bu da her yönüyle 3. stil Roma duvar resmine verilebilecek bir başka örnek. Ve ardından bu oda, 78 numaralı oda. Bu 78 numaralı oda bizim için çok önemli. Çünkü burada farklı şeyler olduğunu görüyoruz. Evet, gördüğünüz gibi hala beyaz düz bir duvar var. Hala bazı çerçevelerde bitkisel süslemeler var. Evet, hala çerçeveli panolar var. Sadece bu örnekte çerçeveler siyah değil, kırmızı renkte. Yani kesinlikle üçüncü stile ait tüm unsurlar mevcut. Örneğin beyaz duvar çok üçüncü stile özgü bir özellik. Ama elbette fark ettiğiniz gibi yeni bir şey de var o da daha sağlam görünümlü mimari eleman betimlemelerinin varlığıdır. Yani sağlam mimari betimlemeler geri gelmiş. Panolardan bazılarını çevreleyen şu mimari elemanlara bakarsanız tekrar gerçek sütunlar, dışa taşan lentoları taşıyan gerçek sütunlar görürsünüz. Bunların arkasında yine beyaz fon üzerinde başka mimari elemanlar var. Örneğin burada iki katlı sütunlu bir anıt var. Burada da sağlam sütunların üstünde kırma bir üçgen alınlık yer alıyor. Yani iki yan panelin arasındaki orta panelde gerçek mimari tekrar karşımıza çıkıyor. Ama bu daha önce gördüklerimizden farklı bir mimaridir. Burada sadece yapı parçaları görüyoruz. Örneğin kendi başına kırma bir üçgen alınlık. Yani mantıksız konumlar olarak tanımlayacağım konumlarda betimlenen mimari parçalar görüyoruz. Bunlar gerçek yapılar gibi veya ikinci stilde tipik olduğu gibi bir yer kaplamıyor. Bunlar mantıksız konumlar içinde tasvir edilmiş yapı parçalarıdır. Ardından bir de en üst alanda şu bir dizi mimari eleman var. Bunlar da çok önemli. Hepsi birbirine karışmış, neredeyse bir yapı oluşturacak şekilde bir araya getirilmiş ama gerçekte olmayacak türden bir yapı. Ben bu tek tek yapılan ve bir grup halinde bir araya getirilen mimari unsurları mimari kafesler olarak tanımlıyorum. Mimari kafesler içinde genellikle çok garip mitolojik ve başka tip yaratıklar betimlenmiştir. Ki bu yaratıkları bugün tanımlayabilmemiz çok güçtür. Yani burada üçüncü stilden dördüncü stile doğru yaşanan bu inanılmaz geçişi, Fabulus'un Domus Aurea'da gerçekleştirdiği, bizim de dördüncü stil olarak adlandırdığımız değişimi görüyoruz. Ben bu oda için dördüncü stilde boyanmış bir oda derim. Ve kanımca bu değişimin arkasındaki isim Fabulus'un kendisidir. Dördüncü stilden bir başka örnek göstermek istiyorum. Domus Aurea'nın tarihini hatırlayın. 64-68 arasıydı. Yani dördüncü stilin Pompei'de depremin yaşandığı dönemlerde ortaya çıktığına inanıyoruz. Pompei'de de 62 yılındaki depremle 79'daki Vesuv felaketi arasındaki döneme tarihlendiğini düşündüğümüz dördüncü stil Roma Duvar resmi örnekleri görüyoruz. Bu onlardan biri. Bu örneklerden biri Pompey'deki Vesta rahibeleri evidir. Milattan sonra 62-70 yılları arasında tarihleniyor. Burada da Domus Aurea'da tanımladıklarımızın aynısını görüyoruz. Alt kısma baktığımızda burada hala 3. stil duvar görüyoruz. Altın renkli ve kırmızı panolar, ortalarında yüzen motifler, panoların etrafında bitkisel bezemeler. Burada duvara asılı bir pano gibi betimlenen siyah zeminli mitolojik bir sahne görüyoruz. Tüm bunlar üçüncü stilde gördüğümüz şeylerdir. Ama bu resmi üçüncü stil resimlerden ayıran özellik buradaki mimari elemanlardır. Beyaz fon üzerinde betimlenmiş bu mimari tam bir yapı değil, bir yapının parçasıdır yani sağlam mimari elemanlarıyla bir yapı parçası ve üstte dışa taşan bir entablatür. Üst panoda da yine beyaz zemin üzerinde şu mimari kafeslerden görüyoruz. Mimari parçalar birbirine karıştırılmış ve kafeslerin içine de şu çok garip yaratıklar, hayvan gibi, insan gibi yaratıklar yerleştirilmiş. Bu mimari kafeslerin tepelerinde garip ilginç bezemeler var. Yani bu dördüncü stili resmin bir başka örneğidir. Dördüncü stil Roma duvar resminin en iyi örnekleri Pompey'de tek bir evden gelir. Bu daha önce birlikte incelediğimiz bir ev, Vetti evi. Örneğin Vetti evindeki mutfağı ve orada gördüğümüz harika bahçeyi hatırlayacaksınız. Bu evde aynı zamanda çok güzel bir dizi duvar resmi de bulunmaktadır. Ve bunlar bize dördüncü stilin farklı evrelerini gösterir. Biz Roma duvar resimlerini birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü stil olarak tanımlıyoruz. Ama hepsinin alt stil evreleri, geçiş evreleri olduğunu da belirtmeliyim. Yani erken ikinci stil, olgun ikinci stil, geç ikinci stil, erken üçüncü stil gibi tanımlamalar, alt ayrımlar var. Bunları yapan sanatçıların o ikinci stilden üçüncü stile geçiyorum demediğini hatırlatmalıyım. Onlar sadece sanatlarında yol kat ediyorlar, daha önce yapmadıkları yeni şeyleri deniyorlar ve kendilerini yeni bir ortamda buluyorlardı. Yani bu stillerde alt stiller vardı ve bunları Vetiye evinde görüyoruz. Şimdi size Vetiye evinden erken, orta ve hatta geç dördüncü stil resimler göstereceğim. Burada gördüğünüz bahçe odası Q ile başlayalım. Bu örnek olasılıkla milattan sonra 62-70 yılları arasına tarihlenmektedir. Bahçe odası Q. Şimdi eğer bahçe odası Q'nun tüm korunan kısmı sadece bu alt kısım olsaydı, en üst kısmı görmeseydik, ve size bu hangi stil diye sorsaydım bana olasılıkla üçüncü stil derdiniz ve haklı olurdunuz. Bu o zaman üçüncü stil duvar olurdu. Ama bu en üst alan bunun bir dördüncü stil olduğunu ele veriyor. Ama bu geçiş evresini gördüğümüz çok güzel bir erken örnektir. Alt kısımda üçüncü stil özelliklerine son derece sadık kalındığını görüyoruz. Duvarın düzlüğüne gösterilen saygı, duvarın alanlara ayrılmış olması, Altta siyah su basman, kırmızı ana alan, iki yanda yine siyah bir tür kanatlar. Uzaktan baktığınızda bu siyah unsurlar duvar üzerinde geniş şeritler gibi görünmektedir. Ama bu siyah şeritlerin içinde basitleştirilmiş zarif küçük sütunlar var. Ama bunlar da uzaktan altın rengi şeritler gibi görünür. Ortada üçüncü stilde tipik olan yüzen motifler. Burada da bir zamanlar tasvirli bir pano varmış ama hazine avcıları tarafından berbat bir şekilde sökülüp çıkarılmış. Yani resimli panolar, yüzen mitolojik figürler. Ve tüm bunlara ek olarak en üst kısmında beyaz zemin ve mimari kafesler. Bunların da içinde belirttiğimiz türden bir sürü ilginç mitolojik ve diğer tip figürler var. Yani bu Pompei'deki Veti evinde bulunan çok erken bir dördüncü stil Roma duvar resmidir. Bunların da ayrıntıları çok ilginçtir. Buradaki gibi büyüterek baktığımızda, bunun daha önce gördüğümüz gibi kırmızı panolar arasında siyah zemin olduğunu görürüz. Buradaki ayrıntılarda bir yığın garip şey olduğunu görüyorsunuz. Yarı çıplak bir kadın figürü zil çalıp dans ediyor. Aynı zamanda başının üstünde yükselen bu küçük sütun kaidelerinden birini taşıyor ama bundan habersizmiş gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi bir sütun desteği olmasının önemi yok gibi. İki tarafında yarı insan, yarı kaide olan Hermeler. H E R M E. Libasyon kabı benzeri şeyler taşıyan sakallı erkek başları. Burada da altta çok ilginç bir kurban sahnesi var. Defalarca söylediğim gibi bu resimlerdeki ayrıntılara bakmak son derece merak uyandırıcı bir deneyim. Dördüncü stilin orta evresi için en iyi örnek ise burada gördüğümüz Veti'yi evinin Penteus odasında bulunan ve milattan sonra 70 yıllarına tarihlenen resimlerdir. Bunlar çok iyi korunmuş durumdadırlar. Bu odada bol miktarda altın rengi kullanılmıştır. Gördüğünüz gibi kahverengi bir su basman ve altın rengi orta alan. Ana kısımda üçüncü stil özellikleri görüyoruz. Düz duvar, pano, çerçeveli mitolojik sahne. İzleyicinin bir pencereden manzaraya bakması yerine duvara asılı bir resme baktığını anlaması amaçlanmış. Ama burada sağlam mimari elemanların geri geldiğini görüyoruz. Sütunları alındığı net bir şekilde algılıyoruz. Ama bir yapının tamamı değil sadece parçaları betimlenmiş. Burada da gördüğümüz gibi mantıksız konumlarda mimari parçalar. Yine bunun gibi sağlam mimari elemanlar, sütunlar, kasetli tavan olan lentolar bir perspektifle betimlenmiş. Yani tüm bunlar geri gelmiş. Ama ikinci stilde olduğu gibi tüm yapı değil, mantıksız konumlarda betimlenmiş yapı parçalarıdır. Şimdi sözünü ettiğim yerden bir ayrıntı daha. Bunu bir ikinci stil Roma duvar resmiyle kıyaslamak ilginç olacaktır. Yapıları tanımlayabildiğimiz, ne olduklarını anlayabildiğimiz Fannius Sinistor ya da Metcubiculum'u düşünün. Bu içeri açılan bir kapı üst üste yapı sıraları, bir balkon ve her şey birbiriyle ilintili. Burada ise çok daha farklı bir şey var. Burada tek bir yapı ya da parçalardan oluşan bir bütün görmüyoruz. Burada daha ziyade dediğim gibi mantıksız bir şekilde yerleştirilmiş tek tek yapı parçaları görüyoruz. Bu dördüncü stil Roma duvar resminin zirve örneğidir. Tabii bu biraz da zevkinize bağlıdır zira bu biraz fazla şatafatlı ama korunmuş en iyi örnektir diyebiliriz. Bu dördüncü stil resmi de Vetiye evindendir. Evin 70-79 yıllarına tarihlendiğini düşündüğümüz Xion odasındadır. Bu bizim tam gelişmiş dördüncü stil resim örneğimizdir. Ressam sanki gelecek nesiller tarafından hatırlanmak istenmiş. Ne yazık ki adını bilmiyoruz ama sonraki nesiller onu Dördüncü stil Roma duvar resmi için bir tür ders kitabı yazmış olan kişi olarak tanıyor. Burada büyüleyici bir şekilde yaptığı tüm stilleri yani birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü stilleri bir arada harmanlamış olmasıdır. Önce burada altta bir su basman görüyoruz. Burada birinci stilde gördüğümüz gibi bir mermer imitasyonu vardır. Yani su basmanda Birinci stil özelliği olan mermer taklidi kullanılmış. Ama bu kabartma değil, boyama. İkinci sırada ise ikinci stilin sağlam sütunlarını ve sütunların desteklediği derinliği olan lentoları, kasetli tavanı olan entablatürü görüyoruz. Üçüncü stil ise bu ortasında mitolojik figürler olan kırmızı panolarda, çerçevelerde, Buradaki bitkisel bezemeli beyaz panoda ve yüzen mitolojik figürlerde kendini gösterir. Ve dördüncü stil. Orta alanda mimarinin geri gelmesi, mantıksız konumlarda mimari parçalar. En üst sırada da bu içinde garip figürler, hayvanlar, tanrılar bulunan mimari kafesler. Yani dört stil tek bir yerde bir arada. Bu bir başka görüntü. Odanın genel görüntüsü hakkında bir fikir verebilir. Aslında çok küçük bir oda ama ihtişamlı bir görünüm kazanmış. Burası da çok ilginç. İki yanda birbiriyle uyumlu mimari parçalar bitimlenmiş. Sanki bu yapı duvarın gerisinde Ortadaki mitolojik panonun arkasında da devam ediyormuş gibi bir hisse kapılıyorsunuz. En azından ben kapılıyorum. Bu dördüncü stil Roma duvar resminin en içerikli örneğidir. Size bir ayrıntı daha göstermek istiyorum. Burada mantıksız konumda yerleştirilmiş bir mimari parçayı ayrıntılı olarak görüyorsunuz. Burada bile garip bir şeyler var. Dördüncü stilde maskenin geri geldiğini görüyoruz. Bu örnekte maske, kıvrık asa, bir hayvan, masa üstünde sepetler gibi betimlemeleri olan bir resimli pano üzerinde durmaktadır. Bunların ne anlama geldiğini siz yorumlayın. Ama buraya bu kadar çok ayrıntı sığdırmış olması çok ilginç. Öyle ki odaya girdiğinizde odanın bütününe bakıyorsunuz. Tek tek bu ayrıntıları seçmek güç. Ama burada ressam ya da ev sahibi ayrıntıları çok önemsemiş. Son bir resim göstermek istiyorum. Ve bunu birkaç dakika birlikte tartışabiliriz. Son bir dördüncü stil örneği ya da bir dördüncü stil Roma duvar resminin bir bölümü. Bu Herkülenyum'da bulunmuş dördüncü stil olarak sınıflanan kısmen korunmuş bir duvardır. Bu duvar aynı zamanda en son evreye 70-79 yılları arasına tarihlenmektedir. Ve bu resim sadece bugün konuştuklarımızı değil, bu hafta boyunca sözünü ettiğimiz dört stil Roma duvar sanatını da içermesi bakımından ilginç bir örnektir. Bu sizce duvarın hangi parçasıdır ve sizce neden ilginç bir örnektir? Bu bizim için Roma duvar resmi ile ilgili bir tür genel tartışma gibi. Başlayacak bir gönüllü var mı? Evet. Evet, bu örnekte görülen kesinlikle bir perde tasviridir. Hiç şüphesiz bu burada asılı bir perde. Yani altta yer alan sahne kurgusunun üstünde kaldırılmış bir perde. Çok iyi bir nokta. Başka ne dikkatinizi çekiyor? Evet. Evet burada kullanılan perspektife dayanarak ve dördüncü stilde her zaman olmasa bile sıklıkla kullanılan beyaz zemine dayanarak bunun orta panoda orta panonun yanlarında kullanılmış olması mümkün. Başka? Evet. Doğru. Yapının bir kısmı mantıksız bir konumda. Yan kanatlar olabileceği gibi orta panoda da olabilir. Ama en tepedeki mimari kafesler içinde de olması mümkün. Peki burada betimlenen nedir? Bariz bir şekilde burası bir tür tiyatro sahnesi. Bu öndeki yapıyı nasıl tanımlarsınız? Hepiniz biliyorsunuz. Hadi açık bir şekilde görünenin ne olduğunu söyleyin. İkinci stil gibi görünüyor. Çünkü güzel, sağlam mimari unsurlar var. Bunların gerçek başlıkları olan gerçek sütunlar olduğu anlaşılıyor. Başlıklar bize doğru çıkıntı yapıyor. Ressam burada bir girinti hissi yaratmak için uğraşmış. Bakın örneğin bu duvar ayakları belli bir açıyla çizilmiş derinliği olan bir mekan betimlenmiş. Kasetli tavanı, dışa taşan entablatürü görüyorsunuz. Bir maske, tiyatro ile bağlantısını gösteren bir başka unsur. Ama burada tek nokta perspektifi var mı? Ya da tek nokta perspektifi için bir girişim var mı? Yoksa başka bir tür perspektif mi var? Varsa ne tür bir perspektif? Kimse bilmiyor mu? Evet. Hayır, nedir? Evet ama bu daha ziyade hava perspektifi olabilir mi? Hayır mı? Katılmıyor musunuz? Hava perspektifini tekrar belirtelim. Ön planda olanın son derece belirgin, net hatlara sahip olması, arka plandakilerin ise gittikçe silikleşen hatlara sahip olmasıdır. Gittikçe daha da silikleşiyor. Size büyütülmüş bir resim göstereyim. Büyüttüğünüz zaman inanılmaz. Sayın bakalım kaç seviye var? saymaya kalkarsanız aklınızı oynatabilirsiniz. Ama burada net bir şekilde derinlik verilmeye çalışılmış. Şu belki bir girinti. Ama her şey hava perspektifiyle yapılmış. Yani ön plandaki nesneler belirgin, net hatlara sahipken, arka plandakiler burada gördüğünüz gibi gittikçe silikleşir. Büyüttüğünüz zaman inanılmaz ayrıntılar görüyorsunuz bitkisel süslemeler, başlıklar vesaire. Ama burada gördüğünüz gibi bulanıklık içinde pek seçilmiyor. Sonuç olarak bu dördüncü stil Roma duvar resminin çok güzel bir örneğidir. Dediğimiz gibi duvarın sadece bir parçasıdır. Kanatlardan biri olabilir, en üstteki alandan olabilir. Ama kesinlikle tiyatro ile ilgili bir gönderme söz konusu. Yani bazı açılardan ikinci stili de çağrıştırıyor ama kesinlikle bir dördüncü stil örneği. Roma resim sanatı üzerine özel konular başlıklı bir dersimiz daha var. Bu derste dört stil içeriğinde sözünü etmediğimiz şeylerden söz edeceğiz. Sonra tam anlamıyla mimariye geri döneceğiz. Roma'ya gideceğiz ve Ağustos'tan başlayarak imparatorluk yapılarını inceleyeceğiz. Teşekkürler.